Merhabalar, eğik atış ve yatay atış hareketi ile ilgili testlere devam ediyoruz soru çözümlerine. 1. Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketi ile aynı tür bir harekettir? Şimdi yatay atış hareketinde şöyle bir cisim var, bu cismi fırlatıyoruz ve cismin yatay hızı değişmezken düşey hızı artıyor. Buna benzer olan hangisi? Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket Yatay atış hareketiyle alakalı değildir. Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak eğimlenen kayık. Şöyle bir nehir düşünelim. Karşı kıyıya gitmek istiyor ve karşı kıyıya dik olarak eğimlenecek. Yani bu arkadaş eğer bu yönde gidiyorsa akıntı bunu sağ tarafa sürükleyecek ve böyle gidecektir. Ama bu yönde eğimleniyorsa yatay hızı değişmeyecek ama şu dik hızı gittikçe artacak. Yani bu arkadaş başlangıçta şu kadar yol alsın yatayda. Sonra yatayda aldığı yol x, 3x, 5x şeklinde giderse başlangıçta yatayda buraya kadar geldi. Düşeyde ise hep aynı yolu alacak. Düşey dediğimiz nehir boyunca aynı yolu alacaktır. İlk başta şuraya gelmiş olsun. Yatayda yani nehre paralel olarak bu kadar yol aldı. Nehre dik olarak bu kadar aldı. Sonra şuraya gelecek. Yatayda yine aynı yol aldı ama dik olarak 3 kat fazla yol aldı. Çünkü x, 3x, 5x şeklindeydi. Şurada yine aynı mesafeyi aldı. Burada ise 5x mesafesini aldı. Şuraya geldi. Ve dikkat edersek hareket şöyle olacak. Ve bu harekette şu yöndeki hız değişmeyecek. Yani bu yöndeki hız değişmiyor. Ama şu yöndeki hız gittikçe artıyor. Aslında burada da aynı mantık. Bu yöndeki hızı değişmiyor. Ama şu yöndeki hızı yer çekim etkisiyle artıyor. O halde B seçeneğindeki hareket yata yatış hareketine benzer bir harekettir. Ekin soruya bakalım. Dik koordinat sistemi üzerinde sabit iğmeli hareket eden KLM cisimleri gösterilmektedir. Buna göre bu cisimlerden hangileri iki boyutta sabit iğmeli hareket olarak yorumlanabilir? Şimdi K cismine baktığımız zaman eğer hız vektörü bu yönde ise ve sabit iğmeli hareket ediyorsa yani yörüngesi bu yönde ise Dikkat edersek tek bir eksende hareket ediyor. Yani xz düzleminde diye iki boyutta diyemeyiz. Bir eksen boyunca hareket ediyor. L'ye bakarsak L de bir eksen boyunca hareket ediyor. M'ye bakarsak M şu yönde şöyle sabit ivmeli hareket yapıyorsa aşağı doğru bir yer çekimi var. Düşey eksen ve sağ tarafa hızı değişmeyecek ama düşeyde hızı değişecektir ve burada iki boyutlu bir hareket vardır sabit imedi iki boyutlu hareket yalnız mede olacaktır. Evet üçüncü soruya bakalım. İki boyutta sabit imedi hareket T örnek olarak potaya uzaktan atılan basket topu verilebilir mi? Potaya uzaktan atılan basket topu verilebilir. Şöyle atarız. Eğik atış hareketi olacaktır. Balkondan aşağıya düşen saksı sabit iğmeli hareket yapar ama bu hareket iki boyutta değil tek boyutta bir eksen doğrultusunda olacaktır. 3. Yatayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim. Uçaktan e, serbest bırakılan bir cisim uçağa göre serbest bırakılmışsa uçağın hızını almıştır ve yer çekim etkisiyle aşağı doğru hızlanacaktır. Ve iki boyutta sabit ile hareket yapacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Evet gelelim dördüncü soruya. K cismi iki boyutlu bir hareket eden yatay atış hareketi, L cismi ise tek boyutta sabit ile hızlanan hareket yapmaktadır. Buna göre Aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? K ve L'nin T sürede yatayda aldıkları yollar eşittir. Yataydaki hız büyüklükleri değişmeyecek, hızları değişmeyecek. Bunun da yataydaki hızı değişecek. Çünkü bu sabit iğmeli hareket yapıyor. Bu durumda T sürede aldıkları yollar L daha fazla olur. Çünkü buradan geçerken yataydaki hızının büyüklüğü daha büyük olacaktır. Ama K yatayda hep V hızıyla gidiyor. Yatayda aldığı yollar eşit olmaz. B. T süre sonunda K'nin düşeyde aldığı yol, L'nin yatayda aldığı yola eşittir. K'nin düşeyde bir hızı olsaydı, bu yönde V hızı ol, olsaydı ve G ye yer çekimi ile hızlanırken, diğeri de V hızıyla gidiyor ve G iğmesiyle hızlansaydı doğru diyebilirdik. C. K ve L'nin şekilde gösterilen yatay hızları değişmez. Hayır, L'nin yatay hızı değişir. Bunu da söyleyemeyiz. D. T süre sonunda L'nin yatayda aldığı yol, K'nin yatayda aldığı yoldan fazladır. Bunu söylemiştik. Çünkü ortalama hızı daha büyük olacak. Gittikçe hızlanıyor yatayda ama K yataydaki hız büyüklüğü değişmeyecek. E. T süre sonunda K'nin son hızı ile D'nin son hızı eşittir, yanlış olacaktır. Evet gelelim 5. soruya. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay V hızıyla şekildeki gibi atılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Cismin düşey hızı düzgün artar. Düşey hızı yer çekim etkisiyle yer çekimi her tarafta sabit kabul edersek ki çok küçük mesafelerde sabit, sabit kabul edebiliyoruz. Hızı düzgün artacaktır. 2. Cismin yatay hızı sabit kalır. Yataydaki hızı değişmeyeceği için çünkü yatayda bir kuvvet etkisi altında değildir de olmadığı için sabit kalır. Bu da doğru. 3. Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü V artı V düşeydir. Yere çarpma hızının büyüklüğü V'de V ile V düşeğinin toplamı değildir. Varsayalım ki V 3 birim olsun ve V düşeği de 4 birim olsun toplamı 7 birim olmayacaktır. Toplamı 5 birim olacaktır. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Evet gelelim 6. soruya. Bir cisim yatayla 53 derece açı yapacak şekilde 50 metre saniye hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç metre saniyedir? Yatay hızı 50 kere kosinüs 53'ten Kosinüs 53, sinüs 37, o da 0,6 olduğu için yatay hızı 30 metre bölü saniye olacak. Düşey hızı da 40 metre bölü saniyeydi. Ve düşeyde hızı saniyede 10 metre bölü saniye azalır. E 1 saniye sonra düşeydeki hızı 30. Yataydaki hızı değişmiyor, o da 30. O halde 1 saniye sonraki hızı 30 kök 2 metre saniye olacaktır. 7. soruya bakalım. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatay ile tet açısı yapacak biçimde eğik atılan bir cisim şekildeki gibi bir yörünge izliyor. Buna göre cismin hareketi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Atış hızı ile yere çarpma hızları eşittir. Atış hızının büyüklüğü ile yere çarpma hızının büyüklüğü eşit olur ama hızlar vektörel olduğu için eşit değildir. 2. T tepe noktasında cismin hızı sıfırdır. Tepe noktasında yatay hız bileşeni olduğu için yani bu yatay hız bileşeninde değişmeyecek. Hızı sıfır olmayacaktır. Bu da yanlıştır. 3. Cismin çıkış süresi iniş süresine eşittir. Cisim ne kadar sürede çıkmışsa o kadar sürede iniyordu sürtme olmadığı için. Doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir binanın tepesinden yatay olarak atılan bir taşın yatay hareketine ait grafiklerden biri değildir. Eğer bir binanın tepesinden yatay olarak bir cisme fırlatırsak bunun yatay hızı değişmez ve yatayda aldığı yol hızı sabit olduğu için yatayda aldığı yol düzgün olacaktır. Çünkü düzgün doğrusal hareket yapacaktır. Ve bunun hız zaman grafiği bu şekilde olmaz. Hızı değişmez. Hız zaman grafiği şöyle olur. Zamanla hızı değişmeyecektir ve konum zaman grafiği hız zamanla değişmediği için sabit olduğu için konum zaman grafiği düzgün artacaktır. Yani C seçeneği uygun bir cevaptır. B, hızı değişmemeli. Yol e, bu şekilde artmamalı. İyimesi İğme, de yok zaten yatayda. Bu da doğru olmayacaktır. Dokuzuncu soruya bakalım. Yatayla 45 derece açı yapacak şekilde 50 kök 2 metre bölü saniye hızla eğik atılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? Yatayla 50 kök 2, yatayla 45 derece açı yapacak şekilde 50 kök 2 metre bölü saniye hızla fırlatılmışsa, bunun yatay hız bileşeni 50 kök 2 çarpı kosinüs 45'ten yani 50 kök 2 kere kök 2 bölü 2'den 50 metre bölü saniye yapar. Düşey hız bileşeni de yine 50 olacaktır. Ve bu arkadaş 50 metre bölü saniye hızla düşeyde fırlatılmışsa düşeyde aşağıdan yukarı düşey atışı hareketi yapar. 5 saniyede tepeye çıkar 5 saniyede iner. Maksimum yükseklik kaç metredir? Tepeye çıktığı anda düşey hızı 0. Fırlatıldığı anda düşey hızı 50. Ortalama hızı 25 metre bölü saniye. Çarpı 5 saniyede çıktı. 25 kere 5, 125 metre yükseğe çıkacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. 10. soruya bakalım. Yatayda yatayla 37 derece açı yapacak şekilde 50 metre saniye hızla atılan bir cismin yörüngesi şekildeki gibi. Buna göre cismin yörüngesi üzerinde verilen K, L, M, N, P noktalarında cismin hız bileşenleri ile ilgili olarak aşağıdaki aşağıda verilen diyagramlarda hangisi doğrudur? K noktasından geçerken yatay hızı değişmez ki yatay hızı 50 kere kosinüs 37'den 40 metre bölü saniye olacaktır ve düşey hızı da 30 metre bir saniye olur. Yatay hızı 40. K'den geçerken 40, L'den geçerken 40, M'den geçerken 40, N'den ve P'den geçerken hep 40 olacak. Düşey hızı ise 30 metre bir saniye hızda fırlatılan bu cisim 3 saniyede tepeye çıkar. Tepeye çıktıktan sonra aşağı doğru inerken ilk saniyede 5, ikinci saniyede 15, üçüncü saniyede 25 metre düşeyde yol alacak. O halde M'den N'ye gelme süresi 1 saniye ise düşey hızı 10. P'ye gelme süresi 2 saniye ise düşey hızı 20 olacak. Ve bunun simetri olan L'den geçerken de düşey hızı yukarı doğru 10. K'den geçerken düşey hızı yukarı doğru 20 olacaktır. Ve buna uygun seçeneğe bakarsak. K için ne söylemiş? 40'a 30. Hayır 40'a 20 olması gerekiyor. L için yatay 40, düşey 10 olması lazım. Bu da olmaz. M'ye baktığımız zaman yatay hızı 40 olması lazım. Bu da olmaz. Neye baktığımız zaman yatay 30, düşey 10 aşağı olması lazım. Pardon yatay 40 idi, düşey de 10. D seçeneği olur. E seçeneğine bakarsak P'de yatayda 40 olması lazım, düşeyde 20 olması lazım. Bu da olmayacaktır. Evet gelelim 11. ve son soruya. KLM cisimlerinin yatayla yaptıkları açılar, ilk hızları, yörüngeleri şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin menzilleri arasındaki ilişki nedir? Eğer 45 dereceye açıyla fırlatmışsak bu arkadaş 20 kök 2 hızla en yüksek en uzak mesafeye düşer. Diğerlerinin hızları da aynı olsaydı. Ama diğerlerinin hızları aynı değil. O halde hesaplayalım. Şimdi bu arkadaşın yatay hızı 20 kök 6 ise yatay hızı 20 kök 6 çarpı kosinüs 45. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Yani 20 kök 6 çarpı kök 2 bölü 2 dersek 10 kök 12 yapar. 12 4 kere 3'ten 4 dışarı 2 diye çıkar. 20 kök 3 olacaktır. Eğer biz bunu 20 kök 3'lük hızla yatayda fırlatmışsak bu arkadaş düşeyde de 20 kök 3 hızına sahiptir ve e, yukarı 2 kök 3 saniyede çıkar. Eğer gerçek çekim 10 metre bir saniye kare ise 2 kök 3 saniyede de düşer. 4 kök 3 saniye geçer. Ve yatayda aldığı yol kök 3 kere kök 3 3. 3 kere 4 12. 12 kere 2 24. 240 metre olacaktır. İkinciye bakarsak yatay hızı 40, düşey hızı 30. 30'a fırlatırsak 3 saniyede çıktı, 3 saniyede düştü, 6 saniye. 6 saniyede 6 kere 40'tan 240 metre yer değiştirir. Ve üçüncüye bakarsak 60'da fırlatılmış. Bunun yatay hızı 60 kere kosinüs 37 yani 8 kere 6 48 olur. Ve düşey hızı ise 6 kere 6 36 olur. 3,6 saniyede çıktı, 3,6 saniyede düştü. 7,2 saniye sürer ve 48 metre bölü saniye hızda fırlatıldığı için 7,2 çarpı 48 bu da ne yapar? 7 kere 50 olsaydı 35 bu hepsinden fazla olacaktır. Eğer işlem hatası yapmamışsak bu değer hepsinden daha büyük olacak. Ki zaten şöyle de yapabilirdik. Bunu işleme gerek yok. 50 metre bölü saniye hızla fırlatmışım. Bunu 60 ile fırlatmışım aynı açıyla. O halde bu daha öteye düşecektir. Yani xm büyüktür. xt olacak. xt de xk'ye eşit idi. Yani cevabımız M büyüktür, L eşittir, K olacaktır. Yani E seçeneği. Evet bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.